Nasılsınız? Hoş geldiniz. Başarım. Çıkarabiliriz aslında. Açıktayız ama. Çıkaralım. Şöyle bir ekvatorlarını düşün. Ülkemizin tamamında aşağı yukarı 200'ün üzerinde noktada orman yangınları vardı. Biz de İKAD'ın belediyesi olarak Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangına katkı vermek için belediye araçlarımızı Büyükşehir'le birlikte görevlendirmiştik. Bu son yağan yağmurlarla orman alanlarında büyük bir kısımda, en azından yağış olan bölgelerde, ormanlarda büyük bir rahatlama oldu. Şu anda bizim ekiplerimiz de dün itibariyle geri döndüler zaten. Oradan işlem tamamlanmış. Bizim buraya gelme amacımız, bu uğraşta en başıt çeken Orman İşletme Müdürlüğümüz, yani Türkiye genelinde de aynı şekilde iki arkadaşımızı kaybetmişler. 6 tane halktan şehit var. Bu yangında canla başla bütün canlarını ortaya koyarak mücadele eden, işin bayraktarlığını yapan kurumu ziyaret edip onların nezdinde hem rahmete ulaşan insanlarımızı yad edelim, hem de ülkemizin böyle bir ortamda birlik beraberliğimize bir nişane olsun diye Orman İşletme Müdürlüğümüzü ziyaret etme o amaçla ziyaret etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Özellikle bu olağanüstü günlerde bize verdiğiniz manevi ve diğer desteklerden dolayı Orman Teşkilatı olarak teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Hoş geldiniz diyoruz. Bu geçmiş olsun dileklerinizden dolayı da, bu nezaketinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Biz Samsun ili olarak bu yangınlara yaklaşık 10 ekip, her bir ekipte de 4'er kişi olmak kaydıyla 40 kişiyle sürekli orada irtibat halinde değişilmeli olarak da o mücadeleye katılıyoruz. Bu mücadelede hem halkın ve sizlerin verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bak, bir kilometreye fırlıyormuş. Bozalar patlayıp fırlama şeyi var, özelliği var. O derece, o kadar bir kilometre başkanım, o şeyi belli oluyor başkanım. Patlayıp gidebiliyor. Ya burada en büyük faktör başkanım, orada bir hiç mevsim normalleri anormal üzerinde bir hava sıcaklığı da var. En önemlisi bizim için yangını tetikleyen faktörlerden çok ciddi bir rüzgar. Rüzgar hiç durmuyor. Rüzgarın zaten önünde duramıyorsunuz. Ve nem oranı da hiç, yani bu tarihlerde normalde %30'ların üzerinde olması gerekirken %5'lerin altında. %8'lerin altında. Nem de yok. Yani. Nem yok. Zaten kupkuru bir hava düşünün. Ona göre de 46-47 belki de 50'ye varan sıcaklıklar olunca, yani her şey artık tetikleyici bir faktör oluyor. Yani bunda rüzgarın etkisi yayılma hızını en fazla artıran faktör oluyor. Yani öyle bir şey ki tepeye çıkmış bir yangını küllerini alıp dağıtıyor, her tarafa dağıtıyor o rüzgarın etkisiyle. Bir sadece ufacık bir kıvılcım bile her yönde yangının şey yapmasını sağlıyor. Evlerden hani şey yapmış ormanların, evet, dışarı çıkmasın diye. Evet. Çıkamıyor, o yana dönüyor, bu yana dönüyor.